Şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşların her türlü bilgisi Süleyman Soylu'nun troll ordusunun elinde. Nasıl diyeceksiniz? 500 kişilik 2016 darbe girişiminden sonra bir troll siber suçlara adam yerleştirdi. Bu 500 kişi aslında bu işle ilgili çalışan insanlar değildi. Çalışan insanların listesi İçişleri Bakanlığı'na gitti. Orada hatta 498 olabilir rakam. Başka isimler geldi. İçinde kendi akrabası da var. Bunu da sordum kendisine, cevaplamadı. Kendi akraban var mı siber suçlarla diye. Ben siber güvenlikte çalışan kahraman polislerimizi bahsetmiyorum. Onun troll olarak aldıklarını bahsediyorum. Bu insanlar şu an bir tuşla Murat Ağırel'in hastane kayıtlarına ulaşabiliyorlar. Mali kayıtlarına, finansal kayıtlarına ulaşabiliyorlar. Telefon HTS kayıtlarına, kimle görüştüğüne, çapraz olarak kimlerle görüştüğüne ulaşabiliyorlar. Mesajlaşmalarına ulaşabiliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde uçuş kayıtlarına, otel kayıtlarına, her şeyine ulaşabiliyorlar. Ve bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Yasal olarak yapamayacakları için emniyet teşkilatının tüm verisini bir kere de kopyalıyorlar başka bir yere. Toptan kopyalıyorlar. Başka bir hard diskte depoluyorlar. Ve oradan alıp kullanıyorlar. Tek yapmaları gereken... Bu bir veriye ve sonuca dayalı olarak söylediniz. Bunu, ben bunu iddia ediyorum. Ben bunu, ama neye dayanarak iddia ediyorsunuz? Ben bunu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde hali hazırda çalışan personelden aldığım bilgiye dayalı olarak söylüyorum, iddia ediyorum. Bunu araştıracağız. Hayır, bununla neden ilgili, biliyor musunuz? Bununla ilgili de... Neden Murat Bey? Şunun için söylüyorum ben. Telegram'da bir hacker sitesinin bu bilgileri ele geçirdiğini ve bunlarla ilgili bilgileri sattığına dair bir ihbar geldi. Ben girdim baktım ve doğru. Bunu İçişleri Bakanlığı'na bildirdim ben. Ardından başka bir tane daha böyle bir site geldi. O sitenin adresini de vermek reklam olur, yayılmasına sebebiyet verir. Ona da baktım ben. Gerçekten de insanların bütün bilgilerini kopyalayarak anne adı, baba adı, TC kimlik numarası, çalıştığınız yer, ev adresiniz, telefon numaranız. Ama bu numaranız, başka bir şeyden söz ediyor. Onun için yani oraya bağlayacağım. Uçuş bilgilerinden, otel bilgilerinden, ona telefon bağlayacağım. Kayıtlarından acaba bu da bununla birlikte bir şey mi? Bu yoksa bunun, farklı bir şey Murat'cığım, mi? Murat'cığım bunu ben bu senin dediğini de daha önce ifşa ettim. İnternet sitesiyle beraber çekilmiş videoyu koyduk ve ben bunu ifşa ettim. Emniyet Genel Müdürlüğü, bakın herhalde Cumhuriyet tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı demiyorum, hatta Güvenlik Şube Daire Başkanlığı'nın hakkında en az 3 defa suç duyurusunda bulunacağını söylediği bir milletvekiliyim. Hiçbirisinde bulunmadılar. Bir tanesi bu konuyla ilgiliydi. Ben böyle bir şey yok, Murat Bakan yalan söylüyor, bizim nüfustan bir sızıntımız yok dediler. Ama giriyorsunuz, vatandaşın tüm kimlik bilgilerine, kişisel verilerine ulaşıyorsunuz. Senin dediğin gibi birkaç tane siteden. İki, ben dedim ki Jandarma Genel Komutanlığı'nın yangınlarda, 2 sene önceki yangınlarda, orman yangınlarında genel maksat helikopterleri var. Ben de pilotum, amatör pilotum. Bunlara su sepeti takılabilir, orman yangınlarında kullanılabilir dedim. Murat Bakan dezenformasyon yaratıyor dediler. Suç duyurusuna bulunacağız dediler. Arkasından bu maaş promosyonları ile ilgili kim çöktü polisin promosyonuna dedim. Yine Murat Bakan dezenformasyon yaratıyor, suç duyurusuna bulunacağız dediler. Bu 4., 5. Süleyman Soylu şimdi de yargıya intikal ettirmemiş de ettirecekmiş. Ettirecek. Ettirsin, ben onu ettireceğim. Şema hazır diyor. Ben onu ettireceğim. Bir, bakın Süleyman Soylu'nun dönemi Türkiye'nin en karanlık dönemidir. Tüm İçişleri Bakanları içinde söylüyorum. Türkiye uyuşturucu kaçakçılığın hub'ı olmuştur. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Interpol söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. İspanyol gazetesi El País söylüyor. Ve bugün bu kadar çok uyuşturucu yakaladık diyor. Uyuşturucunun çok olduğu yerde çok yakalanır. Çünkü uluslararası uyuşturucu ticaretinin Türkiye merkezi haline geldi. Türkiye gri listeye girdi bu iktidar döneminde 2. defa. Yani mali eylem görev gücünün Birleşmiş Milletler'le bağlı çalışan listesine girdi bu iktidar döneminde 2. defa. Türkiye uyuşturucu kaçakçılarının, dünya mafyasının birbirini vurduğu yer haline geldi. İşte Guli, Rövşan Caniyev, Vukovic, Sırp mafya lideri. Sırbistan'ın 2 tane Skalyar ve Kavak mafyasının çatıştığı yer haline geldik. Düşünebiliyor musunuz? Birbirine vuruyorlar ve bu iktidar döneminde oluyor. Cumhuriyet tarihinin en çok polis intiharının olduğu dönem Süleyman Soylu dönemidir. Bengü Hanım. Bakın gencecik yaşında çocuklar intihar ediyorlar. Bugün beni seyrediyor şu an Alparslan Soylu, bir özel harekat polisiydi. İntihar etti. Hakkari'de görev yapıyordu. Babası Tayyip Soylu
20 yıl çelik yeleği üzerinden çıkartmamış bir, o da kendisi de özel harekatçıydı. Aradığımda başın sağ olsun diye dedi ki vekilim ben dedi çocuklarıma bir başımı sokacak ev almadım. Onları onurumla büyüttüm. Aslan gibi evladımı vatan için gönderdim. Bana cenazesi geldi dedi. Ellerinden öpüyorum Tayyip Soylu'nun. Beni de dinliyor şu an. Nagihan, intihar eden. Yani mektup bırakıyorlar. Hayatımızın baharındaydık. Mesleğimizi aşkla yapıyorduk. Benim ölümüme sebep oldular diye. Yine Mehmet Ali Bulut, Cumhurbaşkanlığı korumasındaydı. Arkasında mektup bırakarak intihar etti. O kadar çok ki. Bunların sebebidir Süleyman Soylu. Çünkü amir baskısına, mobbinge izin verdiği için, bu çocukların derdiyle dertlenmediği için, dinlemediği için, polislik bir maaş mesleği değildir dediği için. Yani bunlar için polis sayıdan ibaret. Bunların aileleri var mı? Yavukluları var mı? Sevgilileri var mı? Anaları babaları var mı? Çocukları var mı? Onların geleceğini düşünüyor mu? Öyle bakmıyorlar. Bir şey söyleyeceksin sana. Yok, Miyase'ye bir sözü vermek istiyorum. O da çünkü Soylu'yu, İçişleri Bakanlığı'nı, emniyeti çok yakından takip eden bir gazeteci. Şimdi hangi iddiayı soracağımı şaşırdım. Hepimizin verisi İçişleri Bakanlığı'nda Soylu'nun trollerinin elinde diye bir iddia ortaya attı. Buna şaşırdık mı? Bir milletvekili sonuçta. Ondan sonra zaten mesela AKP iktidarının ilk yıllarında neyden şikayetçiydik biz? Askerin siyasete müdahalesinden şikayetçiydik. Şimdi bambaşka ve aslında çok daha tehlikeli bir tablo. Yıllardır da konuşuyoruz. Vallahi ben seçim gününe yönelik böyle şeyler düşünmedim değil. Yani jandarma, bekçi, polis orada bir hadise çıkartıp aynı bugünkü gibi provokasyonla ya bu sandıkların güvenliği yoktur kardeşim. Emniyet mensupları korumaya alacaktır demesinden korkuyorum açıkçası. Ama bu milletin ona meydan vermeyeceğine de güvenmek istiyorum. Şimdi Gezi olaylarını hatırlayalım. O şiddet uygulayan polislere ikramiyeler verildi. Sırtları sıvazlandı. Sonra bunlar zaten FETÖ'cüydü canım deyip hepsinin hakkında soruşturma açtılar. Bir manzarayı o gün hatırlatmak isterim. Gezi'nin şiddetle çocukların elinden alındığı geceyi hatırlıyorum. Divan Oteli'nin kapısındayım. Otelin içinde yaralılar var. İnsanlar sıkışmış. Otelin içine, o döner kapıyı da açarak içine şey atıp, bomba atıp kaçıyor polis. Ramiz Topal'ı hatırlıyorum. Milletvekili Sezgin Danrıkul'unu hatırlıyorum. Şimdi atmayın falan diye konuşuyorlar. Sezgin Danrıkul dedi ki bakın gün gelir sizin arkanızda kimse durmaz. Yargılanırsınız. Yapmayın böyle. Ben böyle bir sütunun üzerine çıkmışım. Dördüncü sırada böyle sıra sıra dizili polise çıkardı. Çekti attı. Yine böyle suratından da nefret akıyor şey polisin. Yani karşısında düşman askeri var sanki. Halkın oyuyla seçilmiş vekil var karşısında ve insanlar var, arabulucular var. Şimdi aynısını bu talimat giden asker, polis kim varsa yarın hiçbiri arkanızda kalmaz kardeşim. Yarın yargılanırsınız. Bu kanunsuz emirlere uymayın. Sayın Bakan'ın dediği gibi öbür Sayın Bakan'ın yani Murat Bakan'ın soyadı Bakan böyle bir uygulama yok geçmiş seçimlere. Tabii ki teyakkuzda olur. Herhangi bir olay çıkması halinde meydan vermemek için kargaşaya asker de polis de o gün teyakkuzda olur. Murat Bakan bir talimat yazısı yayınladı. Ama bu talimat yazısı farklı. Ve bu diyor ki ilk defa böyle bir talimat. Şimdi Soylu bunu yalanlıyor ama cevap geçmiş da yıllarda da buna benzer bir yazıyı ortaya koyanı görmedim yok. Ben daha. Yani şöyle bir şey, o gün hassas olunur elbette. Yani, ama işte mesela 2015'te böyle bir yazı gitmemiş. Bunu ortaya hiçbir zaman gitmemiş. Evet. Hayır, Soylu hep yaptık, hep uygulama bu diyor ama yalan geçmiş söylüyor. Yıllara ilişkin yani bir belge, söylemiyor. Bir bilgi göstermedi daha. Yani çıkarıp eski yıllarda da evet. Var diye bunu göstermesi gerekiyordu, lazım. Göstermedi. Göstermedi. Onun yerine FETÖ'nün aparatı İkincisi, dedi Murat Bakan'a. Bu konulara Sayın Bakan'a katılıyorum, bu konulara cevap veriyor. Ama senin de böyle şeyin var, bak biliyorum ha. Niye bekliyorsun kardeşim? Görevini ihmaldir bu. Yani niye görevini ihmal ediyorsunuz?
Vallahi sen de yargılanırsın, görevini ihmal etmişsin. Emniyetin içinde orası ya emniyet şey mi yani, sahipsiz bir yer mi? Her isteyen gelip orada bir paralel yapı mı kuracak? O zaman sen her şeye hakimdin hani. Niye hakim değilsin emniyetine? Şimdi Soylu'nun böyle daha önce de CHP'ye yönelik bir dinleme kayıtları falan iddiası ya, vardı. İkincisi yani, bir şey daha söylemek tabii. istiyorum. Sayın Bakan Yardımcısı Çataklı'yı söyledi. Keşke sadece Çataklı'dan ibaret olsa. Dolu. Maalesef Vali Yardımcısı hukuk danışmanıydı bunun. Daha önce tutuklandı bu. 70 tane mülki amiri ihraç edildi. Mehmet Metiner'le bir tartışması vardı. Hatırlıyor musunuz? Mehmet Metiner evet. paralel yapı hala emniyette var dediğinde bu çıkıp çok dokunaklı bir konuşma yapmıştı. O dokunaklı konuşmadan sonra ne valiler, ne vali yardımcıları, ne emniyet müdürleri FETÖ'den ihraç edildi. Hani yoktu? Hala var. Şimdi Soylu'yu nasıl bilirdiniz diye soracağım size. Çünkü aslında milletvekili adayı olduğu için bir süre önce bırakmış olması gerekiyordu bakanlığı. Ama bırakmadı. Hem İçişleri Bakanlığı'nı hem milletvekili adaylığını birlikte yürütüyor. Murat Arel, sen de Soylu'ya ilişkin çok yazı yazdın, çok dosya